Salam, mehriban eldeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Biz yadınızda bolsa geçen gepleşigimizi Meryem barada käbir ayetleri okumak bilen tamamlapdyk. Endi biz şugunki gepleşigimizi yine de Meryem'in durmuşu bilen devam etmekçi. Biz yadınızda bolsa gawanjanlyk barada gurun edipdik biradrak. Yine gawanjanlyk näme getirýär? Şu barada men şu gün yine de biradrak gurun etmekçi sebebi bu belki sizin durmuşunuzda hem günlük durmuşunuzda size kömek eder şu günkü öğrenecek zatlarımız. Yine Meryem yine de biz neyme deydik? Meryem'in günahı neyme dey? Onun günahı ya Musa'nın Huday bilen yakın katnaşığına kavancanlık etmek dey. Yine Musa'nın yakın katnaşığını, Huday'a olan yakın katnaşığını biz neyle biliyoruz? Ne mi deydi berdi Huday yadınızda olsa? Rab olara şeyle deydi. Eğer aranızda peygamberler var olsa, ben Rab görünüşlerde özümü ayan edip, olar bilen düştü gepleşiyorum. Yönü kulum Musa bilen beyli değildir. Ol tutuş halkımın sadık yol başısıdır. Men onun bilen sırlı değildi, açık yüz ve yüz gepleşiyorum. Hatta ol men Rab'ın keşfini de görüyor. Yine seyret berdi nehili katı tesin İsa, Musa bilen Huday'ın arasındaki Rab'ın arasındaki katnaşık şeyle yakın katnaşık bulun. Yine Meryem şunu kavancanlık edip otuyor. Gözün gözü götür getir görün eyem. Huday Meryem'e yeterlik eyem iş verdi. Ol peygamber. Ol hem aydım sağda aytmakta, Huday'a alkış etmekte Huday'ın halkına baş tutulluk edip oturun. Huday onu da baş tutun edip sayladı durmuşunda. Yani ol şunu da eyem Musa eyem kavancanlık edip oturuyor. Biz yine şu kıyınındır ya bu. Ben sizim şu Meryem'in durmuşundaki sapağın üstü bilen hem sizim öz durmuşunuzda da öğrenirsiniz. Hem Meryem'in eden yanlışlığını kaytalamarsınız deyip ben umid ediyorum. Sebebi berdi kavancanlık bu ne mi? Meryem eyem Musa'da ne hilmen kemçilik taparın deyip şol bahananı gözlep atıyor. Yine yadınızda olsa biz onu şol bahanan üstü bilenim yazgarmak istedi. Yadınızda olsa birinci ayette ne mi dedi ol? 10. Çöldü kitabının 10. babının 1. ayetinde. Meryem bilen Harun Musa'nın kuşlu ayalı üylünün için yazgardılar. Yine seyret. Olayım olur Musa'nı. Olun bahan verdi bahanı ödüle atıyorlar. Bir tapan bahanasam sen kuşlu ayalı üylünün deyip atıyor. Ne için? Sebebi Huday öz İsrail halkına keteki milletlerden ayarlar alman. Öz tohum tiyicinizden öylünün deyip onları tavşırık verip de. Enne şu at Meryem bilen Harun eyem şonu bahana hükümünne ulanı otuyorlar. Olur şu an bahana ödülep biz nehili Musa'nı yazgırıp bilirt deyip şon uğruna eyem bahana tapı otuyorlar. Olur hiç de tapmazsan eyem ol Musa'nın keteki milletten bolan ayalı vardı. Arz şikayet edip başladılar. Bu yönü esası problemi değildi. Biz biliyoruz. Bu esası problemi Musa'nın keteki ayalı öylünmek değildi. Ne mi de berdi esası problemi? İçi karalıktı. Kavancanlıktı.
Meryem kalbına şeyle dağıtlara yol verdi. Bulum olsa Meryem'in Huday bilen katnaşığına təsir etdi. Bu dünya Meryem'in Huday bilen katnaşığına təsir etmedi. Ola yamın öz doğunu Musa bilen katnaşığına hem təsir etdi. Biz şu arada da oka geçtik geçen gepleşimizde. Yine başka bir belki sizin yadınıza düşenler biz gelip çıkış kitabını okuyup oturuyoruz. Kavıl hem havıl vardı. Men siz bilen şöyle gepleşimizde gurur ediptik. Bu hem gelip çıkış kitabının 4. babında. Şunu ne mi diyeyim? Kavıl havılı öldürüp de öz inisi. Ne mi üçün öldürüp de öz inisini? Kahırlanmak bulan hem şu içi karalık, kavancanlık zararlı. Havalıyı öldürüp de. Yine seyret berdi. Ben sizin şu kavancanlığın, içi karalığın sonunun neyime iltiyenliğini düşündürmek isteyen. Devam bu sizin durmuşunuzda, ben öz durmuşumda da bu katı vacip. Bu eyyem edil rakketeli yağlı adama şeyle fiziki taraftan ervet tesir et ya. Hem şol bir hatarda eyyem bu ruhu taraftan bize ervet tesir et ya. Nem için? Sebabı bu bizim Huday bilen katnaşığımıza tesir et otuyor. Eyyem bizi Huday'dan daşlaştır ya. Devavi yem şol içi karalık bizim bar ünsümüzü, bar gücümüzü ödünü çekip otuyor. Devavi Huday'a yem, biz Huday'a gözümüzü dikemiz o. Huday'dan gözümüzü ayrılmamız zararlı, bizim kalımızda şeyle karanlıklar dürüp biliyor. Ben şu an için sizden bu ruhlandırıyorum, siz günlülük durmuşsunuz yem. Davut Padişah'ın Debur kitabında ben kalbime bağırlı. O yerde ne doğruluk bolsa men doğru yola sal deyip edin dileğini sizden öz durmuşsunuz etmenizi men sizden soruyorum. Yani günlük durmuşta biz kalbimizi bağırlamasak biz her hili karanlığa yol verip biliyoruz. Bulun olsa yani bizim gözümüzü ruhu taraftan kör et ya. Biz Huday'ın bizi görken ya zatlarını görüp bilmeyiz. Sebebi bizim kalbimizde karanlık var. Yani biz şunu yani Meryem'in durmuşunda da görüp oturuyoruz. Bu yani on kalbinde içi karalık dörüttü. Bulun yani bizim durmuşumuzda katı kuvvetli zat. Katı hopla da tabi bizim durmuşumuzu helak etti ya içi karalık kavancanlık. Biz ondan eyem şunu duyun bağdımızı ondan biz kaçmalı olayız. Yoksa mım eyem olayım bizim üstümüzden hüküm içi karalık bizim kalmadı ne hil karanlık olsa şu karanlık eyem bizim üstümüzden hüküm sürüp biliyor. Şu an için ben yine de bir gerekse diyen yüreğinizi bağırlak korun. Belki sizin kalbinizde de şu an başka bir yerine tarıp içi karalık vardır. Belki öz adamınızı tarım. Ya da öz doğun karındaşlarınızı, cigilerinizdir, ineğinizdir, ağağınızdır, men bilemem. Ya da bir çağınız, diyeniniz etdiyenlerdir. Şolara karşı da sizin kalbinizde her hili karanlık bulup biliyor. Şunun için şunu bağırlan. Hemen eğer kalbinizde burada şeyli zatlar bolsa, Huday'dan ötünç sorumluğunuzu sizi çağırıyan. Tevabi dinge şonno, Huday sizin kalbinizde kutuluş verip biliyor. Haçanla biz eden günü alemmedi boyun alsak, Huday'ın önüne şonno, Huday bizim kalbimizde kutuluş veriyor. Yine ben yine de berdi, Musa'nın hem eden hareketi var da sizin ünsünüzü çekmek isteyen, belki size karşı bir yerine doğru hareket edenler. Yine şeyle yağdaydı, size karşı bir yeri içi karalık edenler. Şunu söyleyeyim, şu yağdaylara siz ne hili cevap veriyorsunuz? Huday'ın ruhunun üstü bilen cevap veriyorsunuz mu? Ya da tene göre şeytanın ruhunun üstü bilen cevap veriyorsunuz mu? Şimdi Musa ne hili cevap verdi şunu? Biz şu ayette seyredip geçtik. Ne mi dedi olayım? Haçan olan Musa hem Harun hem Meryem'in derisinin hem ak kar yağlı pis açanını görün adına Musa Rabbe periyat etti diye. 13. ayette on son Musa Rabbe periyat edip ey Hudayım ona şifa ver deyip yalvardı. Yine o nimetti kahırlanıp onun yüz uğurmanın dereğine Musa yem şeyle öne kavancanlık içi karalık edenim olsa Hudaya yüz tutup eyem. Huday da periyat etti diye. Periyat etti bu ağlap. Dile gidi otur. Ben şu ayal doğan mey, şu keselinden kurtuldur.
onu nämedir şıpaver dip dilege doti yalvarıp yine şu Musa'nın şu hareketi bizim için bu misal. Tabi belki siz durmuşsunuz da bir size ne doğruluğu edenler sizin tene göre hareket edip şu ne doğruluğu şeyle cevap veren olmanız mümkün. Eğer biz Huday'da, Huday'ın yolunun yürüyen olsak, biz ne doğru eden adama edil Musa'nın cevap ver, şey al cevap veriyen. Biz şu olur için Huday'ın onlara şifa vermeni, ya Huday'ın onlara merhamet etmeni, dilep olan kuulluğunu biz isleyen. Bu dini Huday'ın kudreti, Huday'ın gücü bilen mümkün. Yani yine de ben berde burada da ünit vermek isleyen, ne için bu onların düşülgüsünü, şu Musa'nın hem İsrail halkının bolyan yerine bu katı ulu günah sayıldı. Meryem bilen Harun'un eden hareketi. Hatta Rabbim özü gelip onları yem çağırıp ne mi bu ne mi ettiniz oldu? Ne için böyle zatlara yol verdiniz deyip onları Musa'nı, Harun'u hem Meryem'i çağırıp o ikisi bilen gepleşip otur. Meryem hem Harun bilen. Ne için şöyle katı ulu günah oldu? Tevabı olur ya Huday'ın öz üstünden bellen baş tutanını soru ettiler. Yani haçanla biz Huday'ın öz üstümüzden bellen baş tutanını soru edemizde biz ya Huday'ı soru ettiğimiz oluyor. Olur ya o şeyle etmek ile ya Huday'ı soru ediyor. Yine şu Meryem'in şu hareketi ya Huday'ın halkının arasında bölünüşük dörüttü. Yani şeyli zatlara ne doğru hareketin sonu şeyli zatlara getiriyor. Bir de hem şunu berden hem görüyor. Meryem şeyli etmek bilen şu hareketi etmek bilen hem halka ervet görüldü görküldü. Beyleklerin fikir ettiği bir de şeyli hareket edip biliyordu. Bizim hem günahlarımız, ben önkü gipleşiklerimizi de dedim. Bizim günahlarımız beyleklere ervet tesir etti. Yani misalın şu an Meryem'in misali bize günah hem Huday'ın cezası hem ütün şu arada ne mi öğretiyor şu an? Bizim günahlarımız da hem Huday'ın nazarından sıpmaya. Ben geçen gepleşiğimizde de dediydim. Huday'ın gözünün önünde hem medat aç açan, hiç tat gizli değil. Şu an yönü günah hükman ceza çeker. Yani biz bunu Meryem'in durmuşunda gördük. O heyvuru keseline uçurdu. Yöne biz Huday'dan ütün sorap onun bağışlamağını sorusak eğer Huday hükman bizim günahımızı bağışlaya. Ya ol merhametli Huday. Yine biz şu arada Yahya kitabının birinci babını, dokuzuncu ayetini de geçen gepleşiklerimizde okak geçtik. Kaçanla biz günah etsek, biz günahımızı boyun alsak, Huday bizi bar günahlarımızdan halas et diye. Hem her hili irvetliklerden bizi halas et diye. Yine de şu birinci Yahya, birinci bab 9. ayda özünü seyret görürsünüz şu arada. Günahımız geçildi de biz kevat günahımızın öz neticesini çekmeli olacağız. Biz de şeyle zatlar bol geçiyor. Yöne edil Huday'ın Meryem bağışlayışı yağlayın. Huday sizi hem sizin durmuşunuzu bağışlamaya tayar. Nehili yanlışlık eden hem olsanız siz Huday'a eden günahınızı boyun alıp Huday'ın önüne gelseniz o sizi hem bağışlamaya tayar. Huday bizim günahlarımıza ceza veren hem olsa olayan bizim sabırsızlık bilen o özünü tövbe edip yanına gelmemize karışıyor. O günahımızı ütüp o sizi öz padişahlığına, beni hem sizi öz padişahlığına hem işe kabul etmeye tayar. Yine dine Huday şeyle edenden sonra bir de Huday bilen yine de tazı katnaşığı girişip biliyor. Yine Zevur kitabının 102. babını şeyle diye, ey canım Rabb'e alkış et. Ey üzünüm, onun mukaddes adına alkış oku. Ey canım, Rabb'e alkış ayın. Onun ahli yaşlılıklarını unutma. Yine de Mika 7. babta diye yağdığımı bağışlap günahını geçiren başka Huday var mı ka? Yine ben şey hepte siz öz kalbinizi bağırlap, Huday'ın yüreğinizi eşitmeğini biraz vaat tapıp, Huday bilen gepleşmeye sizi çağırıyan. Kıynatalım şu anki gepleşimimiz tamamlanıyor. Şimdiki gepleşimimiz içerli. Hoş, sağ olun. Senin adın